Estağfurullah. Cem Hoca hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz, nasılsınız? Hoş geldin. Türkçe numara olacak. Bir şey sürelim seni. Yani taktikte bir aynı. Evet, gel bakalım. Buraları hatırlıyor musun? Buralar. Yüz yüzam, buradan zarar değil, yüz yüzam zaten. Evet. Ara bölümlerde şu yüksekliğinde. Aynı. Evet. Kaç tane ranza var Muharrem amca sen burada kalırken? Ben bu koğuşta yatmadım. Bu koğuşta yatmadınız. Ama öbürü üçünde de yattım. Evet. Bu zarar düz yani, şu şekilde. Yan yana. O taraflar bile etti. Burada yatmadığım için bilmiyorum. Ne kadar kaldın Mahalle amca burada? Valla parçalı. 2 ay böyle. En son. Bize kütüphane olmuş daha güzel bir şey. Keşke her yer böyle olsa. İşte en son şeyde. Sivas yarışından firar etmiştim. O zaman ikinci koğuşta. Şura birinci koğuş, karşı ikinci koğuş. Orada Ahmet Güne bakın ben yan yana yatıyordum. O siyasi ortamlarda. 79 muydu? 70. Tabii 79'un sonuydu işte o civarda. Şu vurdum. Evet. Gaziantep merkezde bir kuyumcuyu gasp ettik gündüz. Ondan sonra işte bir sürü hatırlamadım çok şeyler var. Bu dönemde. O civarda. 20 yaşında girdim, 30 yaşına çıktım. Var mı tabi? Özgürlük. Dünyaya bir de. 4 bir de kadın koğuşu, 5. Hepsi dolu muydu? Vallahi belli olmaz. Zerrim az olur, çok olur. Yani. Neler hissettiniz? Yok, cezaevi olduğuna dikkatimi devamlı çektiği için. Bakın halk kütüphanesi diyor. Hani bir de buradan taşındı ya yeni cezaevine. Evet. Böyle dikkatimi çekti. İyi karşıladılar sağ olsunlar. Şuram birdi, şuram mı onu tam hatırlayamadım şimdi. Herhalde şura olması lazım. 1, 2, 3, 4. Bir de bayan koğuşu var herhalde şurası. Bahçe. Bahçe. Her koğuşun kendi bahçesi. Tabii kendi bahçesi. Mesela akşam oldu mu yazdım, pencereler açıldı. Başka türlü de başka bir havalandırma yok. Zaman geçti ben. Ondan sonra girerken gasp yaptım. Gaziantep'te kuyumcuyu soydum. Gündüz. Peki sizi kim ihbar etti? Ya ben yani cezamı çektim. Sivas Yaraçağı çıktığımda firar ettim. Babam hastaydı. Hı hı. Böbrek ilaçına vefat etti zaten. Onu ziyaret edeyim yani. Son günlerini bir gördüm. 20 ay firaydı. Size 30 senede gezerdim firar. Yani yakalanmasaydı. Hı hı. Yani işte ne bileyim ya. Annem ihbar etti. Tahsil çok önemli yani o konularda. Zaten yani suçların çoğunluğu cahillikten oluyor. Ne olmuş? Ağacını kemirmiş. Yok kavağımı kestim. Bir kavak kaç liraya?
Diyelim yani öyle hiç yok olmaz mı insan mesela cezaya atıyorsun. Keşke şunu şöyle yapmasaydın da şöyle yapsaydın. Öyle mi? Mesela... Dezerinden diyelim ki at diye sevk oluyorsun veyahut da ilk çıkıyorsun o yürüyen arabalar bir oyuncak gibi geliyor insanın gözüne yani birkaç gün. Bir kapanıyor böyle kütüphane oluyor, okuyor insanlar geliyor çorbası var, çayı var, neydi? Dışarıda ne yapacak? Kahveye gidecek işte ne bileyim işte uyuşturucuya alışıyorlar. Çeşit çeşit şeyler yani. Duyuru olması. Şimdi ister ki yani bütün kütüphaneler, cezaevler kütüphane olsun. Acılar ve pişmanlıklar yerini yeni umutlara bıraksa, mesela cezaevler boşalsa. Yolumuz düştüğü zaman geliriz. Evet, inşallah. Merhaba, ben İsmail Yeçal Kütüphanesi Müdürü Dilek Yalçınkaya. Muharrem amcayla tesadüfen karşılaştım. Kendisini tanıdığıma çok memnun oldum. Biz buraların bir kütüphane olduğu halini gördük. Fakat Muharrem amca bize buralarda daha önce mahkumların yaşadığı üzüntülerden, acılardan bahsetti. Bizim için bir farkındalık yarattı. Kendisine çok teşekkür ederim. Biz de umarız ki bütün kütüphaneler, bütün cezaevleri birer kütüphaneye dönüşür. Çok sayıda işte zamanında biz burada yattık ya da işte zamanında babam burada kalmıştı, ben çocuktum, annemin elini tutup buraya gelirdim, şimdi burada kitapları görmek bizi çok duygulandırıyor diyen çok sayıda insanla karşılaştım. Burada çalışmanın en güzel yanı da o olsa gerek.